6-8'e mi yönelirdi Fenerbahçe diye düşünüyordum. Daha çok oyuna katkıda bulunabilen sağlam bir oyuncu Krunić transfer edildi. Trabzonspor'un da bu arada Galatasaray maçı öncesinde stadyuma ulaştığını belirtelim. Sevgili seyirciler, bu görüntüleri de yine A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Şimdi Fred oynamadığı zaman Fenerbahçe'de bir şey oldu ya, biraz kafalar soru işaretleri oldu. Onun için herhalde Krunić'i aldılar. Yani Fred'in yerine daha çok savunma değil de... Olabilir. Değil mi? O yönden aldıkları yani için... Yani ihtiyaç halinde Fred'in görevini de yapabilir. Yapabilecek bir futbolcu transfer ettiler. Ama burada ben yani burada değişecek de bir tane adam da bilmiyorum yani. Burada ben Lincoln'u koyarım. Ferdi'yi sağ alırım. Mert'i çıkartırım. Sarı kart gördü. Her an şey yani tehlike. Yani bir daha görebilir şey. Mert Müldür. Bir daha görürse atılır. Ben olsam hem Lincoln iyi oynamıştı. Şu an böyle bir değişiklik mi yaparım diyorsunuz? Ben de olsam ilk önce bir kere onu düşünürüm. Ondan sonra yani gol atmış geçen hafta. Değil mi? 3 tane gol atmış. Batshuayi'yi düşünürüm. İrfan golünü attı zaten Cengiz'i bir oraya koyarım. Cengiz şu anda bayağı bir hırslıdır biliyor musun? Yani, evet. Son yani, performansları da fena değildi. Değil, yani, Taylan, Jose, Zeki... Tekrar Jose, Samsunspor Fenerbahçe yarı alanına yerleşti. Ferdi'den sekti, top Zeki'de kaldı. Zeki yerden ceza alanına doğru gönderdi. Flaviante topu sakladı. Baskı altında arkadan itildi. Faul kararı var. Oyun serbest vuruşla devam edecek. İsmail Yüksek yardımcı hakeme gösteriyor. O oyun attı, sen niye veriyorsun der gibi. İtiyor rakibini. Flaviante yerde kalıyor. Ve serbest vuruşla oyun sürecek bir duran top fırsatı. Yani şu arkası dönük adama da faul yapılmaması lazım. Evet ya. Ben yani bunları, bir orta saha oyuncusunun. Bunları var ya vereceksin topu. Tamam mı? Arkası dönükken ne yapacak acaba adam? Ver bakayım İsmail'e ne yapacak? Ne yapacaksın sen ya? İşte